Merhaba arkadaşlar. Sıvı çözeltiler 6 videosuyla karşınızdayım. Bir önceki videoda koligatif özellikleri anlattık. Şimdi koligatif özelliklerle ilgili soru çözümü yapacağız sizinle. Şimdi yukarıda çözeltilerimiz var. Bu çözeltilerin aynı sıcaklık ve aynı dış basınçta ki buhar basınçlarını, kaynama noktalarını, donma noktalarını ve elektriksel iletkenliklerini sıralayacağız sizinle. Şimdi isterseniz şöyle bir şey yapabiliriz. Biliyorsunuz ki biz normalde molar derişime göre, molal derişime göre bakın molaliteye göre kaynama noktasını ya da donma noktasını hesaplayabiliyoruz. Aynı şekilde aslında gerçekten sayısal bir e, veri bulmak istiyorsak yani sayısal bir sonuç bulmak istiyorsak bütün e, birimlerimiz molalite olmalı. Ama molaritesi verildiğinde biz çözeltilerin, buhar basınçlarını kaynama noktalarını ya da don donma noktalarını kıyaslayabiliriz. Ama Unutmamamız gereken şey ne? Tabii ki çözeltideki iyon derişimlerine bakacağız. Unutmayın. Birinin hacmi 2 litre, birinin hacmi 1 litre, birinin hacmi 2 litre hiç bizi ilgilendirmiyor. Sadece iyon derişimlerine bakmamız yeterli. 3 tane tanecik var. Açmıyorum bunu. 0,1 ile 3'ü çarptım. Buradaki iyon derişimi 0,3 molar gelecektir. Buna baktım. Burada 4 tane tanecik var. 0,1 ile çarptım. 0, 4 molar gelecektir. Buna baktım. Burası 0.8 molar arkadaşlar. C6H12O6 biliyorsun moleküler çözünüyor. O yüzden moleküler çözündüğü için bu tek tanecik getirecektir. O yüzden buna direkt olarak 0.8 molar yazıyorum. Çözeltilerin buhar basınçlarını kıyaslamak istiyorum. Ben biliyorum ki derişim artarsa Buhar basıncı azalacaktır. Neden? Çünkü çok fazla olan, mesela burası çok derişik, çok fazla suyu tutacaktır. Biliyorsun bunu şuradan aklında tut. Çok fazla tuzlu bir şey yediğin zaman hemen su içme isteği duyarsın. Çünkü tuz suyu tutuyor, şeker suyu tutuyor. O yüzden burası çok derişik, çok derişik olduğu için suyu tutacak ve su da buhar basıncı yapamayacağı için buhar basıncı azalacaktır. O yüzden buhar basıncı en az olan buna bir, buna iki, buna 3 üç dersek üçtür arkadaşlar. Arkadaşlar sonra ikinci çözeltidir. Sonra da birinci çözeltidir. Birinci çözeltide en fazla. Kaynama noktasına bakalım. Derişim artarsa şöyle düşün buradaki tuz miktarı derişim en fazla olan yer burası olduğu için tuz suyu tutuyor. Tuz suyu tutunca o zaman kaynaması için suyun kendini dış basınca eşitlemesi lazım. İşi zorlaşıyor. O yüzden kaynama noktası yükseliyor diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden en zor işi olan burası olduğu için kaynama noktası en yüksek. Bunun buhar basıncıyla ters orantılı diyebilirim. Direkt olarak eğer aynı dış basınçtaysa bunu unutma. 3 büyük 2 büyük 1 diye söyleyeceğim. Donma noktalarına baktığımız zaman donma noktası için şöyle söyleyebilirim. Su, bunu su moleküler yapıda ama su taneciği gibi düşün. Su sıfır derecede donuyor. Donarken sıfır derecede bunlar birbirine yaklaşacak. Ama araya tuz falan koyarsan ya da şeker koyarsan işi ne yapıyor? Zorlaşıyor. Daha da donma noktasını düşürmüş oluyorsun. O yüzden ne kadar kalabalık bir ortam varsa donma noktası o kadar düşecektir. O yüzden 3'ün donma noktası en düşüktür. Sonra 2'nin sonra birin diye söyleyebiliriz. Yani derişim artarsa donma noktası düşer diye bunu buraya ilave edelim. Şimdi geldim. Elektriksel iletkenlik hem sıcaklığa hem de derişime bağlıdır arkadaşlar. Sıcaklık artarsa hareket artar. Bu yüzden iletkenlik artar diyebilirim. Derişim artarsa iletkenlik yine çok kalabalık bir ortam olduğu için o ona dokunacak, o ona dokunacak ve iletkenlik artacak. O yüzden iletkenlik artar derim. Ama burada dikkat et en büyük derişim olduğu için bunun burası en kalabalık iletkenliği en fazla dersen yanılırsın. Çünkü matematiksel olarak bunu sağlasa da şekerli suyun elektriksel iletkenliği yok. Şekerli su elektriği iletmez. O yüzden tuzağa düşüp de lütfen üçüncünün ile iletkenliği en büyük sonra iki sonra bir asla deme. Çünkü bunun iletkenliği yok. O yüzden iletkenlik en fazla 2'dedir çünkü bunlar zaten iyonik çözeltilerdir. Bunların elektriksel iletkenlikleri vardır. 2'nin derişimi en büyük olduğu için iletkenliği fazla. Sonra 1'in derişimi büyük olmasına rağmen zaten şekerli su elektriksel iletkenlik göstermediği için 3'ü en aza yazacağım arkadaşlar. Gelelim diğer soruya. 04 molar magnezyum nitrat çözeltisinin kaynamaya başlama sıcaklığı 100 artı 2 T santigrat derecedir. Buna göre 03 molar KCl çözeltisinin kaynama noktasını hesaplayın demişiz. Bakın arkadaşlar az önce söylediğim gibi eğer gerçekten matematiksel bir sonuç bulmak istiyorsanız diyorsunuz ki bu çözelti 103 santigrat derecede kaynar. İşte 103,06 santigrat derecede kaynar. Böyle bir matematiksel hesaplama yapacaksanız bütün birimleriniz molalite olmalı. Ama eğer bir kıyaslama varsa buna 100 artı 2 t diyeceğim ötekine ne diyeceğim derken molaliteyi kullanabiliyoruz. Ama unutma her zaman iyon derişimiyle hesaplama yapıyorum. Öncelikle başlangıç derişimi isterseniz buna alışın başlangıç derişim sonra tür sonra iyon derişimine geçeceğim. Sonra da kaynama noktasını hesaplayacağım. Bakalım kaynama noktasını ne kadar yükseldi? Başlangıç derişimim 0,4 molar. Kimle çalışıyorum? Magnezyum nitratla çalışıyorum. Kaç tane tanecik var? 3. Çarptım 0,4 ile 1,2 molar geldi. Unutma her biri farklı miktarda su tutuyor. O yüzden her bir iyonun kaynama noktasına e, mutlaka katkısı olacağı için her bir iyonun derişimi... Üstünden hesaplama yapmak zorundayım. Kaynama noktası ne kadar yükseltmiş? 2 T santigrat derece kadar yükseltmiş. Elimde 0,3 molarlık kim var? KCl çözeltisi var. 2 tane tanecik var. 2 ile çarptım. 0,3'ü 0,6 molar geldi. O zaman 1,2 molarlık tanecik 2 T kadar yükselttiyse kaynama noktasını 0,6 olan tanecik tabii ki T santigrat derece yükseltecektir. Bu durumda kaynama noktam 100 artı T santigrat derece olacaktır KCL çözeltisi için. Devam edelim 3. soruyla. 1 atmosfer basınç altında 116 gram NaCl ile 2 kilogram su karıştırılarak hazırlanan çözeltinin kaynama noktasını hesaplayın diyor. Bakın gerçek matematiksel bir hesaplama varsa birimlerimizi molalite cinsinden yapmamız lazım. Mole, molalite ne demekti? N bölü kilogram suydur. Mol sayısını hesaplamam lazım. 116 gram NaCl kullanmışım. 116 gram NaCl kullandım. Bana verilen kütleyi emasına bölüyorum. Buradan 2 mol geliyor. 2 mol geldi. Suyun kütlesi 2 kilogram direkt vermiş. Bu durumda 1 molal gelecektir. Ama bana başlangıç değişimi önemli değil ki. Neyi bulmam lazım? NaCl'den iyon derişimine geçmem lazım. Yani sodyum artı klor kloreksi. Uzattık biraz ama. Burası 1 molal. Ne demiştik? 1'e 1 bir molarsa sodyum da 1 molar, klor da 1 molar ya da hayır öğretmenim ben artık bu kadar uzun yapmak istemiyorum diyorsan toplam iyon derişimin 2 molar geliyor. Şöyle yapıyorduk. Dedik ki 1 molar NaCl olduğunu biliyoruz. 2 tane tanecik var zaten. 2 ile çarptık. Direkt olarak 2 molar geliyor. Peki oran orantı kurarken ne diyorduk? 1 molal tanecik kaynama noktasını 0,52 santigrat derece arttırıyor. 2 molal olursa iyon derişimimizi 2 molal bulduk. Kaynama noktasını ne kadar arttırır dersek 1,04 santigrat derece arttırıyor. Su 100 derecede kaynıyor. O zaman bu kadar arttırıyorsa 100'e ekleyip 101,04 santigrat derecede kaynama noktasını hesaplamış oluruz arkadaşlar. Gelelim diğer soruya. 500 gram suda Normalde çözünen bir miktar işte şeker katısı varmış. Bu çözeltin bir atmosfer basınçta kaynamaya başlama sıcaklığı 102,08 santigrat derece ise çözeltide bulunan işte C6H12O6 katısı kaç gramdır demişiz. Bakın tersten sorulmuş bir soru. Şöyle yapabilir miyim? Normalde biliyorum ki matematiksel hesaplamaların tamamı molalite ile hesaplanıyor. Molaliteden hesaplanacaksa N bölü kilogram su olduğunu biliyorum ama zaten bunu bilmiyorum, değil mi? Mol sayısını bilmiyorum. N ama çözeltide e, kullanılan suyun kilogram cinsinden değerini bulabilirim. 0,5 kilogram. Buradaki matematiksel değeri bilmiyorum, buradan kaldım. Ama şunu biliyorum. 102 0,8 santigrat derecede kaynamaya başlıyormuş. Yani kaynama noktasını ne kadar yükseltmiş? 2, 0,8 santigrat derece yükseltmiş. O zaman buradan bir oran orantı çıkartabilirim. 1 molal tanecik kaynama noktasını 0,52 santigrat derece yükseltiyorsa o zaman 2,08 santigrat derece yükselten o çözeltideki iyon derişimi kaçtır dersek buradan hesaplamaları yapalım. 4 molal gelecektir arkadaşlar. 4 molal. Ama kim bu? Bu bizim Çöz Çözeltide çözülmüş olan maddelerin normalde iyon derişimleri olurdu. Burada şekerli su hazırlamışız. Yani şöyle düşün: C6H12O6 katısı, bu iyonik çözünmüyor aslında iyon derişimi yok burada. Moleküler çözündüğü için suda burasını bulduk biz 4 molar diye. Çünkü hesaplamada mutlaka çözeltide çözülmüş olan maddelerin derişimlerini kullanıyoruz. Burası 4 molar ise bu moleküler çözüldüğü için burası da 4 molal olur. O zaman başlangıçtaki şekerin molal değişimini buldum. Yani n bölü 0,5 4 molele eşitmiş. Buradan mol sayısını 2 mol buldum. O zaman mol sayısı 2 mol. 1 molü 180 gramsa 2 molü 360 gram derim ve böylece çözeltide çözülmüş olan katı kütlesini hesaplamış olurum arkadaşlar. Gelelim 5. soruya. 0,2 molar KCl çözeltisinin donmaya başlama sıcaklığı eksi 8 A santigrat derecedir. Aynı ortamda 0,1 molar XClN çözeltisinin donmaya başlama sıcaklığı eksi 6 A santigrat derecedir. Buna göre N kaçtır? Şuna alış istiyorum. Öncelikle ne demiştik? Başlangıç derişimi. Başlangıç derişim. Sonra tür. Sonra iyon derişimi. Sonra donma noktası ya da kaynama noktası. Kimin hesaplanmasını istiyorsa. 0,2 molarlık KCL ile çalışıyorsun. İki tane tanecik getirecek sana buradan 0.4 molar diyeceksin. Donma noktası eksi 8 a santigrat derece. Ötekin'e baktım 0.1 molar. Burası xcln'miş. nmiş. Kaç tane tanecik olduğunu bilmediğin için, o yüzden bunu da bunu çarpıp buraya geçemiyorsun. Ama burayı vermiş eksi 6 a santigrat derece. O zaman buraya hesaplayabilirsin. 0,4 molarlık tanecik eksi 8 a kadar donma noktasını düşürecekse eksi 6 a kadar düşürenin iyon derişimi ne kadar olur dersek buradan 0,3 molar gelecektir. Burası 0,3 molar. 0,1'i kaçla çarparsam 0,3 olur? 3 tane değil mi? 3 tane iyon olmalı. O zaman x'ten bir tane olduğuna göre klordan da 2 tane olmalı ki XCL2. 3 tane tanecik olsun. 0, 1 ile 3 çarptığım zaman 0, 3 molar gelsin o da donma noktasını eksi 6 santigrat derece yapsın. Dediğim gibi bu tabloyu bildiğin an çok kolay bir şekilde soruları çözebilirsin. 0, 2 molardı. KCL ile çalıştık. İki tane tanecik var. Neden iyon derişimine geçiyoruz öğretmenim sürekli? Çünkü K artı CL diye iyonlarına ayrışacak. Ve bu çözeltide her ikisinin de etrafı su molekülleri tarafından sarılacaktır. Unutma. Ve her bir iyon mutlaka suyu tutacak. Kaynama noktasını değiştirecek, dolma noktasını değiştirecek, buhar basıncını değiştirecek. O yüzden biz işlemleri yaparken o taneciğin suya kaç tane tanecik verdiğine yani iyonların derişimine dikkat ederiz. 0,2 2 tane tanecik 0,4 molar. 0,4 molar eksi 8A kadar düşürmüş olma noktasını. Öteki de eksi 6, 6A kadar düşürmüş. O zaman 0,4'e eksi 8 ise eksi 6'ya kaç molar dedik? 0,3 molar. Başlangıç değişimi 0,1 molardı. Kaçla çarparsam 0,3 olur, 3'le çarparsam. X'den bir tane olduğuna göre klordan iki tane olmalı deyip eninde değerini 2 bulduk arkadaşlar. Gelelim. Şimdi bir grafiğimiz var. Grafik sorularımız bizim için önemli. Grafik sodyum klorür X ve Y katıları ile hazırlanan çözeltilerin değişim, kaynama noktası yükselmesi grafiğidir. Buna göre X Y maddesi seçeneklerden hangisindeki gibi olabilir diyor. Şimdi burada da yine tablo kullanacaksın. Yani şöyle. Ne demiştik? Önce başlangıç derişimini yazacağım. Sonra türünü yazacağım. Sonra iyon derişimine geçeceğim. Sonra da kaynama noktasına geçeceğim. Bakalım. Şimdi önce NaCl belli olduğu için NaCl'yi şuradan bir okuyalım. NaCl 1 molar. Dikkat edersen türü NaCl. İyon derişimine baktığımız zaman iki tane tanecik olduğu için 2 molar. Kaynama noktası 2A kadar yükselmiş. X'e bakalım şimdi. X'i de burada görüyorum. 1 molarmış başlangıç derişimi. X'e çalışıyorum. Ne olduğunu bilmiyorum kaç tane tanecik ama kaynama noktasını 4A kadar yükseltmiş. Ötekine bakalım Y'ye. Y'yi 1 molarda göremiyoruz grafikte. 2 de görüyoruz. 2 de görmemiz daha kolay. 2 molarmış Y. Baktım kaynama noktasını 2A kadar yükseltiyormuş. O zaman yapacağım şey şunlara karar vermek. Oran orantı bakın 2A 2 molarsa 4A 4 molar olacak. 2A Yine ne yapacaktır? 2 molar olacaktır. O zaman yapacağın şey şu. 1 molar tanecik kaç tane olsun ki iyon derişimi 4 molar gelsin? 4 tane olacak demek ki. Y'ye baktığım zaman 2 molarmış 2 molarmış. O zaman 2 moları kaçla çarparsam 2 olur? 1 ile. O zaman burada da 1 tane tanecik varmış. O da ancak şeker olabilir zaten. Y'ye baktığım zaman şeker olacak. Bakın şeker. Ama x'e baktığım zaman 4 tane iyon içerecek. Burada NO3 biliyorsun bir kök. Burada 2 tane tanecik var. Alüminyum klorüre baktın. 3 tane klor, 1 tane alüminyum 4 tane tanecik var. O zaman tabii ki cevabım D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Gelelim 7. soruya. Dolma noktası ile ilgili sorulmuş. Bakın yine hemen grafiğimizi yapalım. Başlangıç derişimi tür iyon derişimi kaynama noktası ya da donma noktası soruda donma noktası diyorsa donma noktası diyeceğiz başlangıç derişimi bakın burada verilen grafik bir atmosfer basınçta x ve c6h12o6 katısıyla hazırlanan çözeltilerin molalite donma noktası düşmesi grafiğidir buna göre x'in formülü nedir demişiz c 6 h 6 c c6h12o6 ile çalışıyorsun Şuradan görebiliyorum. Bir molerken. Şuradan bir çizgi çekeyim. Bir mol Türüne şeker. C6H12O6. İyon derişimine e gene bir mol olur. Tek tanecik biliyorsun artık. Donma noktasına baktım. Eksi A kadar düşürmüş. Diğerine baktığım zaman bunun da derişimi bir moler. Donma noktasına baktığım zaman eksi 2 A kadar düşürmüş. O zaman bir mol eksi A ise eksi 2 A'ya burası 2 moler olacak. Burası iki ise o zaman diyeceğim ki türü yani biri ile çarparsam iki olur? iki ile. O zaman iki tane tanecik var burada. iki tane tanecik. O zaman kim o iki tane tanecik dersem? Bak burada dört tane tanecik var. Demir, klordan üç tane, dört tane. Magnezyum bir tane, klor iki tane, üç tane. Alüminyum bir tane, nitrat üç tane, dört tane. K bir tane, nitrat bir tane, iki tane. O zaman cevabım B şıkkı olacak. Gelelim son sorumuza. Burada şimdi verilen sıvıların aynı dış basınçta kaynama noktalarını kıyaslayın diyor arkadaşlar. Bakın bize molaritelerine geçelim ki öyle hesaplama yapabilelim değil mi? Şimdi arı su ötekilerin hepsi çözelti. Bir kere çözeltilerin biliyoruz ki kaynama noktası saf suinkinden her zaman daha yüksek oluyor. O yüzden K1'in kaynama noktası en düşük diyebilirim. Diğerlerinin moleritelerini bulacağız. Ona göre kıyaslama yapacağız. 0,3 mol 3 litreye böldüm. Burası 0,1 molar gelecek. Buna baktım 0,2 mol 2 litre. Bu da 0,1 molar gelecek. Buna baktım bu zaten 0,2 molar verilmiş. Şimdi neye geçecektim? İyon derişimlerine. Çünkü mutlaka iyon derişimlerine bakarak kaynama noktası, donma noktası, buhar basıncı hesaplaması yapıyoruz arkadaşlar. Baktım dedim ki 0,1 molar tanecik iyon derişiminde geçtim. 2 tane tane tanecik olduğuna göre iyon derişimi şöyle yapalım. iyon derişimi burada ne gelecek? 2 ile çarptım 0.2 molar geliyor. Buna baktım. 4 tane tanecik var. 3 klor, bir tane alüminyum. 4 ile çarptım 0.4 molar geliyor. Buna baktım şeker tek tanecik buradan 0,2 mol'a gelecek. Kaynama noktası derişim ne kadar büyük olursa biliyorsun kaynama noktası o kadar yüksek olacak. O yüzden K3'ün kaynama noktası en yüksek. K1 ile özür dilerim K2 ile şurası K2. K4'ün derişimleri eşit olduğu için kaynama noktaları da eşit gelecektir. En az da dediğim gibi saf suyun kaynama noktası olacaktır. Deyip videomu tamamlıyorum arkadaşlar. Her videonun sonunda olduğu gibi sizi Umut Öncül akademiye bekliyorum bir sonraki videoda görüşürüz